Eğitim Masası kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte ChatGPT 4'ü inceleyeceğiz. ChatGPT 4 ücretli bir yapı olduğu halde Microsoft Bing üzerinde bunu soru üzerinde ve kısıtlı bir kullanımı açtı dostlarım. Microsoft bunu açmasının sebebi Google'un önüne geçmesiyle kaynaklı. Google'un önüne geçmek istiyor ve içerisinde yapay zekayı kullanarak GPT 4 üzerinden bizlere istediğimiz her şekilde senaristlik veya başka türlü her bilginin daha kolay bir şekilde ulaşılmasını sağlayan bir yapay zeka tabanlı arama motoru kurdu dostlarım. Şimdi şöyle düşünelim. Yapay zeka ne zaman hayatımıza girdi? 2022 yılına girdi. Yaklaşık bir senedir hayatımızda olan yapay zeka kısa sürede birçok ürünlerin bize sunulmasını, araştırmaların yapılmasını sağladı. Yapay zeka kullanabilen firmalar bu sektörün içerisinde yükselen firmalar içerisine girecek dostlarım. Ama yapay zekayı kullanmayan tüm firmalar ve tüm uygulamalar yapay zekayı kullanan kişilere göre düşüşe geçecek dostlarım. Çünkü sektör yapay zeka üzerine kullanılmaya başlandı ve bu yapay zeka üzerine kullanılmaktan dolayı da hızlı bir şekilde ilerleme kat etmeye başladı. Şimdi sizlere Microsoft Bing üzerinde neler yapılabiliyor, ne gibi sorular sorulup ne gibi cevaplar alınabiliyor bunu göstereceğim dostlarım. O zaman hemen Bing'e geçelim ve oradaki soruların şekillerine, bize verdiği cevapları sohbet bölümüne ve senaristlerin nasıl kullandığına bir bakalım dostlarım. Şimdi Microsoft Bing'i kullanmadan önce Microsoft Edge'yi indirmeniz gerekiyor. Edge'yi indirdikten sonra www.bing.com'a giriyorsunuz. Size böyle bir ekran geliyor dostlarım. Bu ekran geldikten sonra şurada sohbet kısmı var. Sohbet kısmına tıklıyoruz ve yapay zeka ile bir sohbete başlıyoruz. Yapay zekaya sorular soruyoruz. Burada örnekteki gibi. Bu sorulara göre bize yazı veya sorduğumuz konularla ilgili bilgi veriyor dostlarım. Şimdi daha fazla yaratıcı diyor bu. Yapay zekanın ütopik zekasıyla alakalı. Yani bize var olan bilgilerden değil de kendisinin ürettiği bilgilerle alakalı şeyler veriyor. Dengeli literatürle kendi yapay zekanın zekasının arasında bir denge kuruyor. Daha fazla kesin dediğinde de dostlarım daha literatüre yakın, daha böyle bilgiye dayalı bir metinler sunuyor bize. Biz şimdi dengeliyi seçeceğiz ve bize ütopik ile alakalı, yani yapay zekayı da kullansın, literatürü de kullansın, dengeli bir şekilde sorduğumuz soruları cevap versin. Mesela ben soruyorum, diyorum ki yapay zekayı bana tanımlar mısın? Zeka nedir? Tıkladım. Şimdi böyle biraz bekliyoruz. Eğer bu yanıtı kolay bir şekilde çözümleyemezse bize bununla ilgili birazcık zaman gerektirecek ve şimdi yazmaya başladı. Diyor ki yapay zeka herhangi bir canlı organizmasına faydalanmaksızın tamamen yapay araçlarla oluşturulan insan gibi davranışların hareketler sergileyebilen makinelerin geliştirilmesi teknolojinin genel adıdır diyor. Bu uzun bize yapay zekayı anlatıyor dostlar. Örneğin diyor, sağlık sektöründe hastalıkların teşhisinde, tedavisinde, finans sektöründe yatırım kararlarında, tarım sektöründe verimliliği arttırmada, otomotiv sektöründe sürücünün araçlarına geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Böyle böyle cevaplar veriyor dostlarım. Sonra diyor ki yapay zeka nasıl çalıştırılabilir? Bir özet yazabilir misin? Yapay zeka örnekleri nelerdir gibi örnek soru soruyor. Ben buna tıkladığımda mesela bununla ilgili bana bilgiler verecek. Bana sorduğum soruyla ilgili bilgiler veriyor. Diyor ki otonom araçlar, sesli asistanlar, görüntü tanıma yazılımları, güvenlik ve dolandırıcılığa karşı yazılımlar, analiz araçları, e-ticaret, kişisel tavsiye araçları gibi birçok öneri saydı bana. Burada araştırmak istediğiniz konuyla ilgili bilgileri yazdığınız zaman sizin önünüze bu şekilde sorular sorarak sizi bilgilendirmeye çalışıyor dostlarım. Şimdi ben bu soruyu değiştirmek istiyorum ve başka bir soru sormak istiyorum. Bu yüzden Bing'i kapatıyoruz. Tekrardan aynı şeyi açıyoruz dostlarım. Aynı yere geliyoruz. Bu sayfaya geldim ve yine sohbet kısmına giriyorum. Şimdi burada küçük bir hikaye yazmasını istiyorum ben. Bu hikayeyi bana senarize etmek ve kısa bir hikaye bölümüne dönüştürmesini istiyorum. Bu şekilde bir hikaye yazdım. Bir baba ve oğlunun uzaylılarla savaşarak hayatta kalma macerasını kısa hikaye olarak bana yazabilir misin dedim. Şimdi yanıt vermesini bekliyorum. Elbette işte kısa hikayeniz diyor ve bana hikayemi yazmaya başlıyor. Diyor ki bir baba ve oğlu uzayda bir gezegene düşerler. Gezegende uzaylılar yaşamaktadır ve baba oğul hayatta kalmak için mücadele etmek zorundadır. Uzaylılarla savaşarak hayatta kalmaya çalışırlar. Baba ve oğlu birçok zorlukla karşılaşırlar ama sonunda uzaylıları yenerler ve gezegenden kaçarlar. Umarım beğenirsin. Başka bir şey yapmak istiyor musun diyor. Başka bir hikaye daha yazabilir misin diyorum mesela. Tekrardan bana başka bir hikaye yazdırmasını istiyorum. Tabii ki işte kısa hikaye diyor. Bir adam bir gün yürüyüşe çıkar. Yolda bir köpek görür ve köpek ona doğru koşar. Adam
korkar ve kaçmaya başlar ama köpek peşinden gider. Adamın önünde bir ağaç vardır ve adam ağaca tırmanır. Köpek ağacın altında havlar ama adam güvendedir. Umarım beğenmişsindir diyor. Bu tarz küçük kısa hikayeler yazdı mesela. Günümüzdeki senaristler de artık ChatGPT gibi böyle sohbet ederek kendilerine bir hikaye oluşturmaya, işte temelini, kısa hikayesini oluşturup ona göre filmler ve diziler oluşturmaya başladılar. Onlar da artık bu özelliği kullanmaya başladı dostlarım. Burada aklınıza gelebilecek her şeyi yaptırtabilirsiniz. Mesela kanalınızla ilgili bir hakkında bölümü de yazdırtabilirsiniz. Size kanalınızla ilgili bilgiler soruyor ve onunla ilgili bilgilerden ödünmüş olduğu tanımları, işte yapmanız gerekenleri tek tek sıralıyor dostlarım. Şimdi Bik'in başka bir özelliği daha var. Ona da geçiyorum hemen. Google'a girdim. Microsoft Edge üzerinden. Şurada küçük bir logosu var. Buraya tıkladığımızda bunun üzerinde de küçük küçük bilgiler yazdırtabiliyoruz. Mesela sohbet edebiliyoruz. Az önce yapmış olduğum sohbeti de başka bir sayfa üzerinde gezerken yapabilirsiniz. Oluştur kısmı var dostlar. Oluştur kısmına girdiğimde burada diyor ki tonlarını seç. Yani profesyonel, günlük, coşkulu, bilgilendirici, komik. Burada paragraf oluşturabiliyor. E-post oluşturabiliyor ve blog yazısı oluşturabiliyor. Şimdi blog yazısı oluşturmasını istiyorum ben. Bilgilendirici. Diyorum ki şöyle bir şey yaz. YouTube'da eğitim asası kanalım var. İçerisinde Adobe programlarını ve yapay zeka gelişimi hakkında bilgilendirici videolar çekiyorum dedim. Bana bilgilendirici, blog gönderisi oluştur, taslak oluştur dedim. Ve ön izleme kısmında şimdi bununla ilgili bir taslak oluşturacak. Siz de burada buna benzer şeyler yazarak oluşturabilirsiniz dostlarım. Bakın geldi şimdi. Diyor ki yazdığı yazı şu. Merhaba, ben eğitim asası kanalının sahibi ve sunucusuyum. Bu blogda YouTube'a paylaştığım Adobe programları ve yapay zeka videolarının arkasında hikayeleri, ipuçları ve kaynakları sizlerle paylaşacağım. Adobe programları tasarım ve görsel iletişim alanında çok güçlü araçlardı. Yapay zeka ise günümüzde ve gelecekte birçok sektörü ve mesleği etkileyecek bir teknolojidir. Bu iki konuda kendinizi geliştirmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve blogumu takip etmeyi unutmayın. Her hafta yeni bir video ve blog yazısıyla karşınızdayız. Görüşmek üzere diyor mesela dostlar. Bu şekilde bana küçük bir blog yazısı oluşturuyor ve blog yazısını almamızı da sağlıyordu. Gerçekten yapay zeka ilerleyen süreçlerde hayatımızı kolaylaştırmak ve bilginin ulaşımı konusunda arama motorlarından daha çok işimize yarayacak. Şimdi bu şekilde bir geliştirme sağlamış. Ben eminim ki Google Chrome'un önüne geçecek ve insanlar bunu kullanmaya daha çok başlayacak. Şimdi senaristler başladı zaten. Bu tarz blog yazılarını yazan insanlar, bloggerlar hepsi bunlarla alakalı yazılarını buradan alıyorlar dostlarım. İlerleyen süreçlerde de daha farklı siteler oluşturulmaya başlanacak. Daha farklı şeyler yapılmaya başlanacak. Yapay zeka ile ilgili zaten fotoğraflar ve videolar yapıldığını gördük. Hepimiz izledik ve biliyoruz. Metni yazıyorsunuz, tak yapay zeka ile ilgili size resim çıkartıyor ya da video oluşturuyor kendiliğinden ve ilerleyen süreçte gerçekten bambaşka yerlere gidecek bu durum. Bu Bik'i dostlarım telefonunuza da indirebiliyorsunuz. Bik uygulaması olarak indirebiliyorsunuz Google Store'dan ve Apple Store'dan. Oradan da indirerek bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Umarım size bilgilendirici bir video olmuştur. ChatGPT 4 normalde ücretliyken Bik kısıtlanmış bir şekilde kendi üzerinde yapay zekayı kullandı ve bunu size gösterdi ve bunu size anlatmaya çalıştım. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki yapay zeka videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.